Değerli dostlar, güzel bir gününüz olsun, keyifli olsun, hayırlı olsun. Bugün Allah'ın güzel isimlerinden e, El Kebir ve buna bağlı olarak El mütekebbir bir ismini ilmimi yettiğince sizinle paylaşmak arzusundayım ve niyetindeyim. Allah'ın her ismini söylerken, Allah'ın her güzel ismini zikrederken aslında çok farklı kapıların açıldığını her defasında sizlerle paylaşıyorum. Umarım ki ben paylaşırken ve ben kendim öğrenirken ve ders çalışırken umarım ki size de fayda ve katkı oluyordur. El Kebir ismi küçüğün zıttı demektir. Yani en büyük demektir. Kur'an'da altı yerde geçer. Bunun beşi tevhid ayetlerinde geçer. Bir tanesi ise ahlak üzerine olan bir ayette geçer. El Kebir ismi Allah'ın en büyük olduğunu bize idrak ettirir. Yani bir kulda el kebir ismi tecelli ettiğinde Allah'ın o büyüklüğünü anlayabilmek üzere yola çıkmış olur ve Allah'a Allah'ın büyüklüğünü idrak etmeye çalışırken ona olan kulluğunu aksatmadan yapmaya başlar. Siz de takdir edersiniz ki gündelik hayatınızda inandığınız, gücünü bildiğiniz bir şeyi, mesela bir satışta bile bir insan bir ürünün satışını yapabilmesi için o ürüne inanması gerekir. Gücünü bilmesi gerekir, fayda gördüğünü bilmesi gerekir ki o ürünü müşterisine satabilsin. Elkebir ismi de Allah'ın en büyük olduğunu insanın idrakına getirir. Ve küçüğün tam zıttıdır yani en büyük demektir. Eğer bir kulda Allah'ın bu güzel ismi tecelliyat gösterirse o zaman Allah'ın varlığı, birliği, imanı ve inanç konusunda çok güçlü olmaya başlar. Ve yaptığı duada, hayatındaki ümitsizliklerde zerre miskal hiçbir zaman kendini bu konuda sorgulamadan dost doğru olan yolda emin olmaya çalışır. Allah'ı sorgulayanlar, tövbe aşağı, peygamberi sorgulayanlar, Kur'an'ı sorgulayanlar, iman ve inanç noktasında birçok soruyla muhafaza kendilerini zaman geçiren değerli dostlar bu isimden yoksunluk veya bu ismin tam tecelli etmemesinden meydana gelir. El-Mütekebbir ismi ise buna bağlı olarak El-Mütekebbir ismi ise Kur'an'da sadece bir yerde geçer. El-Mütekebbir isminin ise manası büyüklüğünden dolayı sadece ve sadece kibir gösterebilecek tek güç Allah olduğunu bize gösterir. Yani o kadar yücedir, o kadar büyüktür ki Allah'tan başka hiçbir varlık kibir gösteremez. El Mütekebbir ismidir ve Allah sonsuz ve sınırsız, her şeye hakimdir ve yaratıcısıdır. Kibir göstermek sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Bu yüzden şirk günahı işleyen insanlar bu iki ismi bilmedikleri için veya bu iki ismin içerisindeki ilme sahip olamadıkları için, emek göstermedikleri için şirke girer, girerler veya gireriz. Şirk günahında kibir gösterdiğimizde Allah'ın el bir ismine karşı şirke girmiş oluruz. Bir şeyin büyüklüğünü tezahür ederken Allah'ın büyüklüğünü unutup ola bir şeye çok büyük gözüyle baktığımızda veya bilinciyle baktığımızda Allah'ın El-Kebir ismine karşı şirke girmiş oluruz. Ve insanların çoğu bu iki isme karşı şirk işlemektedir, şirke girmektedir. Bu sebeple bu isimleri çokça zikredip, Allah'ın üzerimizde tecelliyatını fazlalaştırıp, bizim de idrakımızın bu konuda genişleyip, iman ve takva sahibi bir kul olarak hayata devam etmeyi istemeliyiz. Çünkü eğer Allah'ın o büyüklüğünü, mesela yer ve göğü kaplayan, Bunların hepsini kaplayan Allah'ın kürsüsü vardır. Kürsü ne demektir? Kürsü bir e, mekanın aslında sadece alt kısmıdır. Yani düşünün yeri ve göğü komple kaplayan Allah'ın kürsüsü sadece Allah'ın kürsüsünün bir parçası. El-Kebir ismi bir insanda tecelli ettiğinde bunları idrak edebilmekle ilgili bir mesai harcamaya başlar. Ve o zaman hiçbir şeye... Kendi aklınca karar vermez. Hiçbir şeyin büyüklüğünü Allah'ı düşünmeden oraya büyük demez. Çünkü Allah her şeyin üstünde büyüktür. Rabbim bu iki ismi üzerimizde tecelli ettirsin ki biz de o zaman zapt-ı rapt olabilelim. Şirazemizi kaydırmadan dost doğru olan yolda gidelim. Ve her zaman Rabbim büyük olan sensin. Rabbim her şeyi hak eden sensin. Ben sadece bana verdiğin ilim kadar düşünebilen, verdiğin ilim kadar konuşabilen, verdiğin ilim kadar görebilen, verdiğin ilim kadar duyabilen bir kulunum. Rabbim sen Rahman ve Rahim olansın, mağfiret edensin. Cahilliğime mağfiret eyle Yüce Rabbim. Senden beni hayra götürecek ilimlerini istiyorum Allah'ım. Rabbim güzel isimlerinin, o güzel isimlerinin üzerimde tecelli etmesini bana nasip eyle diye dualarda bulunmak bize çok iyi geleceğini düşünüyorum. Sevgiyle kalın değerli dostlar.